Hepinize merhaba dostlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Can Tekin Bey'i misafir edeceğiz. Can Tekin Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Karlı bir İstanbul gününden. Merhaba evet, herkese. Hoş geldiniz tekrar. Can Tekin Bey, IT Governance Turkey'in kurucusu. Nasılsınız Can Tekin Bey? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Biz sizi yakından tanıyoruz ama tanımayan izleyicilerimiz için biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Benimle ilgili, kendimle ilgili kullanabileceğim çok fazla tanım var ama benim en fazla hoşlandığım öğren, geliştir, paylaş felsefesini kendine yaşam amacı haline getirmiş bir sosyal girişimcidir Can Tekin Ertekin. Geçmişten başlayacak olursak işte Anadolu Lisesi'nde, Denizli'de okudum. Akabinde Akdeniz Üniversitesi'nde İngilizce işletme eğitimi aldım. Sonrasında Koç grubunda işe başladım ilk iş deneyimi olarak. Sonra business auditor olarak başladım. Akabinde Hyundai'de yine planlama tarafında, iş planlama tarafında 2-2,5 sene görev aldım. Sonrasında ING'de yine IT tarafında görev aldım. Takım liderliği yaptım yaklaşık 2 yıl. Sonrasında Sabancı Holding'de bir danışmanlık tecrübem oldu. Sonra kendi startup maceram oldu bu süreçte. Bir yaklaşık 7-8 aylık bir denememiz oldu. Akabinde de şimdi tekrar KPMG'de danışman olarak, kıdemli müdür olarak IT tarafında, dijitalleşme tarafında özellikle transformasyon projeleri yönetiyorum. Genel olarak bu şekilde tanımlayabilirim kendimi. Bir yüksek inovasyon alanında yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 4 tane başarısız startup girişimim oldu. İşte 2 tanesini de eklersek şimdi yeni maceralarımız birlikte 6 tane yaklaşık girişim deneyimim oldu. Aynı zamanda Teknopark'larda da bu öğrendiğim startup tarafında öğrendiğim kazandığım tecrübeleri değerli girişimci arkadaşlarla paylaşıyoruz. Gönüllü olarak mentorluk yapıyorum. Teknopark İstanbul'da, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nde, Girişimci Parkı'nda da gönüllü olarak mentorluk yapıyorum. Birçok projeye gönüllü olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda 2 yıl önce kurduğumuz bir sosyal girişim var. Sizlerin yakından bildiği IT Governance Turkey. Genel olarak bu şekilde macera. Evet. Özetle. Aslında Can Tekin Bey baktığımız zaman çok farklı alanlarda birçok proje desteği görüyoruz. Özellikle bu alanlarda çalışmaya nasıl karar verdiniz? Kişisel motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Tabii ki. Yani kendi alanında çalışmaya nasıl karar verdim? Kendimi sürekli güncellemeyi, öğrenmeyi, geliştirmeyi ve trendleri takip etmeyi çok seviyorum. Yani oldum olası zaten sürekli yenilikleri, yeni bir şey çıktıysa muhakkak hani kendimi orada bulmak istiyorum, o deneyimi yaşamak istiyorum. Bu alanda en aslında hızlı yaşayabileceğiniz alanlardan bir tanesi tabii ki IT alanı, dijital tarafta. Çünkü sürekli her gün uyandığınızda yeni bir trend var. Her gün yeni bir işte bir gün bir şey konuşuyoruz. O gün blockchain'i konuşurken birine Web 3.0 çıkıyor. Oradan Metaverse çıkıyor. Bir anda orada geliştirirken o trend çok eskide kalıyor kendinizi işte. Bugün Metaverse'den de bahsedeceğiz tabii abi. Tabii Metaverse'den de bahsederiz. Yani yeni trendler çıkıyor. Aslında işin aslında belki de bu hengameden de zevk alır konuma geldiğim için. Hoşlanıyorum yani bu sürekli kendimi güncellemekten, hareketli olmak, dinamizmden. O yüzden dijital tarafta çalışmaya karar verdim. Zaten hayatımın hep bir köşesinde dijital taraf vardı. Yaptığım startuplardan, girişimlerde de zaten hep dijital taraf vardı. Ama son yaklaşık 3-4 yıldır full dedik artık dijital taraftayım. Çok motivasyonum buydu yani. Kendimi güncel tutmak ve dinamizm. Evet. Çok güzel. Aslında bu dönemlerde aradığımız en büyük şey hareketlilik. Evet. Kendini keşfetme aşaması, kişisel gelişim tabii gibi. Ki, tabii. Aslında hayat yolculuğumuzun bir parçası. Tabii. Hayat sürekli kendini yenilemek de geçiyor. Sonuna kadar tabii. Katılıyorum evet. Ben de. Kendi yolundan emin olmaya çalışıyor. Bizlerimiz bizim yaşlarımız. Yani burada şey de çok önemli. Evet. Yani kendini sürekli güncellemen lazım, geliştirmen lazım vesaire vesaire ama bir taraftan da hayatın akışına da tabii. Karşı gelmemek de lazım. Yani bu kendini güncelleme arzusu bir süre sonra artık şeye dönüşmemesi lazım. Sende bir eksiklik yaratıyor. Kesinlikle. Hale gelmemesi lazım. İşte çağımızdaki bu en yaygın psikolojik rahatsızlıklarından bir tanesi de FOMO olarak adlandırılan bu Feeling of Missing Out hastalığı. Yani sürekli bir akış var. Sen o akışı sürekli kaçırıyorsun hissi. Yani her sen uyanıyorsun. Bütün böyle işte herkes aslında o alanda ilerlemiş, yeni şeyler öğrenmiş, kendini geliştirmiş. Sen sürekli gerindesin. Günümüzde şeyi de çok tetikliyor bunu işte LinkedIn, Instagram vesaire gibi sosyal medya da çok tetikliyor. Şimdi her giriyorsun bir bakıyorsun işte arkadaşın bir yerde kurucu olmuş, o orada yükselmiş, o orada işe girmiş. Sen kendini bir anda çok geride hissediyorsun.
Ya halbuki her şeyin işte şey var, zamanı var. Yani domatesler vaktinden önce kızarmıyor. İşte domatesin bir kızarma süresi var. Bu örnekte olduğu gibi yani her şeyin bir olgunlaşma aşaması var. Bunu atlayıp bir an önce sonuç odaklı olmak, sürekli böyle kendini geliştirmek, sürekli böyle arayışta olmak da bir süreden sonra insana tabii zarar da veriyor. Yani orada dengeyi iyi kurmak lazım. Tabii. Kesinlikle, çok haklısınız. Abi dijitalleşmeden ben sizin IT Governance Türkiye'ye katıldığından beri zaten dijitalleşmeyi daha fazla yakından takip ettim. Evet. Son zamanlarda fark ettim. Arkadaşlarımızı da zaten izleyicilerimiz için linki bırakırız. Dinleyicilerimiz de IT Governance Turkey yazarak oraya abone olabilirler çok kısa bir sürede. Peki biraz bize bahsedebilir misin IT Governance Turkey'den? Tabii ki bahsedeyim. Yaklaşık işte üniversitede inovasyon yüksek lisans yapıyorduk arkadaşlarımızla Marmara Üniversitesi'nde. Orada bir 3-4 kişilik çekirdek kadro oldu. Sürekli artık kendim gibi olan 4 kişiyle tanıştım. Birbirimizi sürekli eğitim atıyoruz işte. Kurs var, trend var, işte rapor var, şunu inceledim, bunu okudum, bunu yaptım vesaire. Kendim gibi işte öğren, geliştir, paylaş felsefesini benimsemiş 4 kişiyle tanıştık. Burada aslında kendi aramızı kurduğumuz işte bir ufak bir WhatsApp grubuyla başladı her şey. Orada kendimizi işte geliştirmemiz için paylaşımlar yaparken 2020 yılı başında dedik ki artık bunu bir çatı altına getirelim. Bir organizasyon haline dönüşelim ki daha fazla insana etkinliğimiz büyüsün. Herkese gönüllü olarak ürettiğimiz faydadan değerlensin istedik. O yüzden IT Governance Türkiye'yi kurduk 2020 yılının başında. Yani çok daha aslında emekleme aşamasında olan 2 yıllık bir taze startup'ız. 2 yılda güzel şeyler yaptık aslında. Çok fazla gelişmeler oldu. Güzel çıktılar ürettik. Kendi yaşam felsefemizi aynı zamanda organizasyonun da yaşam felsefesi haline getirdik. Öğren, geliştir, paylaş felsefesiyle bilgiyi satılabilir değil, paylaşılabilir forma dönüştürmeyi amaçladık aslında. Yani İngilizce'de bu kavram bazen Türkçe'ye farklı çevirebiliyor. İşte konuşmuştuk daha önce. Information ve knowledge farkı. Yani biz bazen işte ikisini de şey olarak çeviriyoruz, bilgi olarak çeviriyoruz. Aslında bir tanesi bilgi, information, knowledge, birikim. Bir tanesi girdi, fabrikadan örnek verecek olursak fabrikadaki girdi. Bir tanesi de fabrikanın en sonunda ürettiği aslında çıktı. Knowledge, o fabrikada kendimiziz. Yani dışarıda topladığımız o bilgiyi kendimiz alıyoruz, sentezliyoruz, içine kendi yorumlarımızı ekliyoruz. En sonunda bir birikim haline dönüşüyor. Biz diyoruz ki bu hali satılabilir, evet isteyen, ama bilgi satılmasın. Bilgi zaten her tarafta olan, herkesin erişebildiği, artık her şey, bilgi erişimi çok daha kolay önceki hale göre. O yüzden bilgi paylaşılabilir bir forma dönüşsün. Biz de kendimiz mümkün mertebe eriştiğimiz bilgilerden herkesi faydalanmasını amaçlıyoruz. Hatta üstüne kendi yorumlarımızı da koyup birikimimizi de biz ücretsiz olarak sunmayı istiyoruz. O yüzden bu amaç çıktı, bu amaçla yola çıktık. IT Governance Türkiye'yi kurduk. İçeride yaklaşık 300'e yakın üyemiz oldu, sektör profesyoneli. Çoğu genelde IT ve dijital tarafta üst düzey yöneticilerden oluşan. 20 kişilik bir akademisyen kadromuz var. Yine onlar da hakemli dergiler, makaleler yazıyor. Çeşitli olgunluk seviyeleri üzerine çalışmalar yapıyorlar. Öğrenci grubumuz var. Sizlerin de bildiğiniz gibi yaklaşık orada da 350-400'e yakın bir öğrenci grubumuz oldu. Orada da amacımız şuydu, öğrenci grubuna da hem bu bilgi paylaşımından öğrencileri de faydalandırmak, hem de içeride herkesin kendi ilgi alanına göre de oluşturmuş gruplar var. İşte yapay zeka grubumuz var, blockchain grubumuz var, bulut bilişim grubumuz var, siber güvenlik grubumuz var. Yani içeride tamamen herkesin istediği, işte bir 3-5 kişi bir araya gelip biz şu alanda çalışma yapmak istiyoruz dediği anda biz zaten hemen o organizasyonu, o setup'u kuruyoruz. Orada da çeşitli projelere hazırlanıyorlar arkadaşlar. İşte bir tane arkadaşımız bizi çok mutlu etti mesela. Geçen sene bir gelişme. 3-4 tane arkadaşımız sağlık alanında bir startup çıkardılar ortaya. Sabancı Üniversitesi'nden burs aldılar. Hibe kazandılar. Sabancı Üniversitesi'nden aldıkları hibe ile birlikte kendi startuplarını kurdular. Bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey buydu. Yani içeride insanlar bir araya gelerek kendi kendine organize olabilen bir organizasyon kurmak. Hemen zaten sektör profesyonelleri, mentorlarımız var. Gönüllü olarak onlar da zaten mentorluk ettiler. Yani dijital tarafa bir startup kazandırmış olduk aslında 2 yılda. Bizim en büyük mutluluklarımızdan bir tanesi uydu. Bir tanesi de kitap çıkardık. Sizlerde de paylaşmıştık. Herkes kendi alanında, bilişim alanında Türkiye'de yanılmıyorsam iyi kitap oldu.
çoklu yazar yöntemiyle yazılan. Yani herkes kendi bildiği alanla ilgili o alanda uzmanlık alanlarına göre trendleri bir araya getirdi, teknoloji trendlerini. Sonra hepsini yönetişim alanında, teknoloji yönetişimi alanında ortak payda da buluşturduk. Yani teknoloji trendleri ve yönetişimi dedik kitabın adına da. Bunu da çıkardık. Bunu hem baskı haline getirdik. Üniversitelerde sizlerle müjdesi var. Paylaşıyoruz çeşitli STK'larla. Aynı zamanda soft copy olarak da web sitemize koyduk. Orada da herkesin paylaşması amacıyla bunu Türkçe ve İngilizce olarak yayınladık. Web sitemizde de paylaştık. En son da bizi heyecanlandıran aslında proje teknoloji kampı düzenledik geçen sene. Eylül ayındaydı. Yaklaşık Ağustos'un son haftasında başladık hatta. Bu teknoloji kampında da 28 farklı eğitmenimiz geldi gönüllü olarak. Teknolojinin çok farklı disiplinlerinde burada gönüllü olarak eğitimler sundular. 300'e yakın üniversite öğrencisi katıldı. 2 ay boyunca bu kampı sürdürdük. En sonunda da sınavda başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikalarını teslim ettik. Oradan da başarılı olan arkadaşlarımızın çoğu da ya stajda ya da sektörde güzel işler buldular. Kariyer fırsatları da sağladılar bu sertifikayla. Bizi mutlu eden gelişmeler geçen sene bunlardı. Böyle bir organizasyonumuz var diyebilirim. Biz de IT Görmemez'de yer aldığımız için projeleri takip ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Hem üniversite hem üniversite sonrasındaki katılımcılar için çok değerli projeler. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederiz. Aslında ben size şeyi sormak istiyorum Can Tekin Bey. Baktığımız zaman özellikle sizin dediğiniz gibi bilgi artık dijitalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde güncellenip tabii ve herkese ucuz bir şekilde ulaşılmaya çalışılıyor. Bir tane örneğim zaten IT Görmemez Türkiye. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Dijitalleşmede şu anki güncel trendler nelerdir? Tabii dijitalleşmenin baktığımız zaman işte tabii geçmişten gelen aslında çok farklı kilometre taşları var. İşte bu 17. yüzyıldan başlayan 0-1 algoritmasından başlayıp, algoritmanın temellerinden başlayıp, sonrasında işte Dünya Savaşı'nda sırasında çıkan büyük bilgisayarlar, internetin girmesi, mobilin dünyamıza girmesi, en sonunda artık bu yapay zeka, işte IoT, nesneler interneti vesaire gibi trendlerin dünyamıza girdi. Çoğu dijitalleşme uzmanı, profesyoneli Covid'i de artık dijitalleşme kilometre taşı olarak sayıyor. Çünkü işte yaklaşık dijital dönüşümdeki 5 yılda yaşanacak ivmenin neredeyse 2-3 ayda kazanıldığı konuşuluyor. O da yine yaşanan bir trendti ve en son artık günümüzde yaşanılan trendlerden bahsedecek olursak işte Web 3.0 bu arada çok popüler. Web artık sanal dünya ile fiziksel dünyanın arasında üçüncü bir evrenin artık oluşturulması. İşte bundan da yola çıkarak Metaverse dünyamıza girdiği günümüzde çok sıkça konuşuluyor gibi trendler var. Çok hızlı şekilde yayılan günümüzde. Şirketlerin de İş adamlarında bunu çok detaylı takip etmesi lazım. Tabii ki. Birçok şirket Metaverse'den zaten arsa alıp içlerine dükkan açmayı planlıyormuş. Bunu da duydum. Evet. Peki Can Tekin Bey, bu alanda yani bilişim alanında, IT alanında çalışmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nedir? Ya benim aslında her zaman tavsiyem şu oldu. İşte o ikigay yaşam felsefesi var burada. Yani araştırmak isteyenlerin için de önerim, ben de çok faydalandım. İşte yani 3 tane küme var, öyle düşünmek lazım. Bir tanesi yetenekli olduğumuz, bir tanesi hevesli olduğumuz, bir tanesi de sektörün ihtiyacı olduğu. Bu 3 kümenin kesişim kümesinde aslında kendi yaşam felsefemiz yatıyor. Yani ben hangi alanda yetenekliyim, hangi alanda tutkuluyum ve sektörün neye ihtiyacı var? Bu üçünü de soruyu o üçünün kesişim noktasında aslında kendi kişisel kariyerimizi inşa etmemiz gerekiyor belki de. Yaşam felsefemiz orada yatıyor. Yani dijital tarafta da bu alanda ilerlemek isteyenlere tabii ki dijital tarafın çok fazla alanı var. Öncelikle hangi alanda yetenekli olduğunu keşfetmekle belki kendini tanımakla bu macera başlamalı. İşte dijital tarafta baktığımız zaman siber güvenlik var, yapay zeka var, yazılım tarafı var, kodlama tarafı var. İşte altyapı tarafı var. O kadar fazla dijital dönüşüm tarafı var. Veri güvenliği var. İşte veri analizi kısmı var. Veri mühendisliği kısmı var. Yani çok fazla iş kolu var bu alanda. O yüzden ilk bence aşama ben hangi alanda yetenekliyim. Sonrasında bu yeteneklerimle oluşturabileceğim tutkulu olduğum alan ne? Akabinde de pazarın neye ihtiyacı var? Bu üçünü de iyi analiz etmek lazım. Dijital tarafta özellikle çalışmak isteyenlerin bu dinamizme hazır olmaları lazım. Hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuğun içerisine gidiyorsunuz dediğim gibi. Yani belki finans sektöründe çalışıyorsunuz. İşte oradaki
değişkenler daha stabil. Yani daha yavaş yavaş değişiyor. Orası da tabii ki hızlı değil. Yani her sektör çok hızlı değişti ama işte bazı alanlarda daha ağır değişiyor. Ama dijital alanda bugün öğrendiğiniz şey işte 40 gün sonra anlamı kalmıyor. İşte siber güvenlik alanında bir araştırma vardı en son. Orada mesela şeyi söylüyordu. Bir siber güvenlik uzmanının bilgileri yaklaşık 45 günde bir sürekli güncellemesi gerekiyormuş neredeyse. Burada olduğu gibi yani bu dinamizme, bu sürekli öğrenmeye, kendini sürekli geliştirmeye ve yarın uyandığında hiçbir şey bilmiyormuş hissine kapılmaya hazırsa arkadaşlar tabii dijital dünyada çalışmaya başlayabilirler. Bunun da çok çeşitli kolları var işte. Kendin mi bir şeyler yapmak istersin? Bu gig ekonomisi, yaratıcı freelance ekonomisinin içerisinde işte kendin bir değer üretip bunu da satabilirsin. Bir şirketin içerisine girip önce biraz deneyim, tecrübe kazanıp ondan sonra kendin belki bir şeyler yapmayı deneyebilirsin. Ya da hiç yani daha stabil bir hayatın olsun istiyorsan direkt bir kurumun içerisinde de görev alabilirsin. İşte burada dediğim gibi önemli olan siz ne istiyorsunuz, tutkunuz ne ve pazarın neye ihtiyacı var. Bu analizle başlamalarını tavsiye ederim arkadaşlara. Can Tekin Bey, ben de aslında şunu sormak istiyorum. Baktığımız zaman hep kariyer üzerinden gidiyoruz. Hı-hı. Kariyer hep bir yolculuk. Kesinlikle. Ve bu yolculuklarda artık şunu öğrendiğimiz üzere pandemiyle belki kişisel marka yaratmak bir süreç ve bunun ardından girişimcilik, startup bir zinciri. Bu alanlar özellikle kişisel gelişim anlamında, kişisel kendi markasını yaratmak ya da kendi startup'ını oluşturmak isteyen dinleyicilerimiz için özellikle şu an ne önerirsiniz? Hı-hı. Biliyorsunuz pandemi koşulları da aslında birçok startup bu şeklinde belirliyor. Evet. Yurt dışına açılmak gibi, yatırımcı bulmak gibi birçok anlamda olumlu ve olumsuz sonuçları doğuruyor. Bu yüzden özellikle startup ya da kendi markasını yaratmak isteyen kişilere ne önerirsiniz? Nasıl zorluklar onları bekliyor? Tabii ki bahsedeyim. Az önce söylediğimiz gibi yani buradaki o üçgenin içerisinde tutkularından bir tanesi kendin bir şeyler üretmek ve kendin bir şeyler inşa etmek, yaratmaksa tabii startup güzel bir yolculuk ama bir o kadar da zorlu bir yolculuk. Kesinlikle. Bir o kadar da riski çok büyük bir yolculuk bu dünyaya adım atmak. O yüzden kararlı olmak lazım. Ya yani bundan 10 yıl önce ben yaklaşık işte ilk kendi startup'ı o zaman böyle bir iki arkadaşımızla bir girişimde bulunmuştuk. Yetenek takası diye. O zaman Kemal hocamız söyledi işte herkes yeteneklerini karşı tarafa ücretsiz bir şekilde öğretsin. O da ihtiyacı olduğu yeteneği karşı taraftan ücretsiz olarak alsın. Bununla mesela yola çıkmıştık. O zaman çok fazla yatırımcı vardı. Çok fazla mentor vardı. Hevesli yatırımcı var yani çok fazla derken. Sizlere destek olmaya hevesli. Yani gidip gerçekten birisine bir mentora erişebiliyordunuz. Eriştiğiniz zaman da oturup size vakit ayırıyordu. İşte size tavsiyelerde bulunabiliyordu. Yatırımcılar sizi dinliyordu. Uzun uzun toplantılar gerçekleştiriyordunuz. Ama şimdi bu girişimci sayısı arttıkça, bu ekosistemde daha popüler bir hale geldikçe şu an tabii yatırımcıların da şeyi azaldı artık. Çok fazla dinledikleri için sabrı azaldı. Artık herkes bu elevator talk dediğimiz işte bir dakika içerisinde bütün meramını, bütün derdini anlatabiliyor olman lazım. Çok hızlı anlatabiliyor olman lazım. Çok fazla oyuncu ekosistemin içerisine girdi. Çok fazla bu oyuncunun içerisine girmesi ama pazar bu kadar büyümedi. Müşteri sayısı bu kadar artmadı. Tabii ki artış gösterdi ama oyuncu sayısının içerisine dahil olduğu kadar hızlı artmadı. Bu da şunu getiriyor haliyle. Çok fazla rakibiniz var. Yani sizin düşündüğünüz bir şeyi muhakkak dünyanın herhangi bir yerinde birileri düşünmüş oluyor artık. Yani eskisi gibi o işte ben bir alanda buldum burada ilk olayım ihtimaliniz çok düşük. O yüzden önceden şöyle bir setup vardı. Yani 3-4 arkadaş üniversitede bir araya geldiniz. Hadi kendi şirketimizi kuralım. Hadi bir şeyler yapalım dediğiniz zaman destek de yine bir şekilde görebiliyordunuz, bulabiliyordunuz. Çünkü pazarda çok fazla oyuncu yoktu. Şimdi çok fazla oyuncu girdiği için artık çok kalifiye insanların oluşturduğu startuplar ancak başarılı olabiliyor. Kendini çok fazla geliştirmiş insanlar ve donanımlı ekiplere sahip olan startuplar başarılı olabiliyor. O yüzden şu anki startuplara baktığımız zaman genelde yani çok büyük bir finansman işte aileden gelen yoksa genelde işte bir süre kurumsal hayatta çalışmış, bir tecrübe edinmiş ve pazardaki bir eksikliği fark edip sonra kurulan startuplar şu anda biraz daha mevcut. O yüzden yani tavsiyem analizi iyi yapmak gerekiyor. Yani pazara gerçekten şu anda mı girmek önemli yoksa işte biraz daha kurumsal hayatta bazı şeylerin farkına varıp biraz daha donanımı yükseltip öyle girmek mi önemli? Bu tabii tamamen sizin fikrinizle ilgili. Yani sen öyle bir fikir bulursun ki gerçekten bir an önce hareket etmen gerekir. O alanda ilk senin olman gerekir. Olmayan bir alandır.
Ama bazen de çok fazla rakibin vardır zaten. İşte e-ticarete gireceksindir, delivery sektörüne gireceksindir. Orada zaten çok fazla güçlü oyuncular da vardır. Orada da belki biraz da kurumsalda pişmek tabiri caizse, biraz daha donanımı yükseltmek önemli. Yani bizim, ben gönüllü olarak mentorluk hizmeti de veriyorum arkadaşlara, startuplara. En fazla aslında baktığımız zaman gördüğümüz challenge'lardan bir tanesi iş planı tarafında. Kesinlikle. Eksiklik, büyük eksiklikler var tabii startuplarda, girişimci arkadaşlarda özellikle. Yani bu biraz da işte günümüzde amiyane tabirle pohpohlanan bir, yani biraz da abartılan bir kültür haline geldiği için, işte hadi girişimci olalım, hadi startup, herkes girişimci olsun, hadi işte hemen kodlama öğrenelim, Python evet. öğrenelim, R öğrenelim gibi bir algı var maalesef. Yani işte hemen kısa yoldan hemen işte vurgunu yapayım vesaire vesaire. Bu kültürde herkesi girişimci olmaya itiyor. Tabii bunu şeyi de iyi düşünmek lazım. Yani her bu ekosistemin, girişimci startup ekosisteminin güzel bir şekilde işlemesi için her oyuncudan belli bir miktarda olmalı. Yani müşteri de olmalı ki, değil mi? Biz ürettiğimiz ürünü, startup'ı birisine sunalım. Bunun içerisinde finansı bilen gerçekten insanlara da ihtiyaç var. İşte satışı bilen gerçekten insanlara da ihtiyaç var. İşte bankalar da olmalı, regülasyon, kural koyucular da olmalı. Özel sektörde çalışanlar da olmalı. Yani herkes girişimci olmak zorunda da değil. Antiparantez, bunu da söylemiş olayım. Ama bu yola girdiysek de şuna iyi karar vermek lazım. Startup dediğimiz aslında küçük ölçekli bir şirket kuruyorsunuz. Yani bugün o büyük ölçekli kurduğunuz şirkette ki bazı pozisyonlar, küçük ölçekli kurduğunuz pozisyonlarda belki ölçeklenerek azalıyor ama ihtiyaç ortadan kaybolmuyor. Yani ne demek istiyorum? Sizin bugün bir büyük bir firma kurduğunuzda işte insan kaynakları ekibiniz, finans ekibiniz, satış ekibiniz, pazarlama ekibiniz gibi çok fazla büyük bir ekibe ihtiyacınız var. Ama siz bunu ne yapıyorsunuz? İşte 100 ölçek örnek veriyorum, küçültüyorsunuz, bir startup kuruyorsunuz. Ama bazı ihtiyaçlar işte ortadan kaybolmuyor. Yani startup kurduğunuzda da iyi bir insan kaynağı kurmanız lazım, iyi bir ekibiniz olması lazım. IT tarafında, dijital tarafta güçlü bir ekibiniz olması lazım. Bunu satabilecek insanlar olması lazım. Pazarlama kanalınızı, işte hangi kanalla müşteriye erişeceksiniz, müşteriyi nasıl tutunduracaksınız, bunlara karar verebilecek ekipleriniz olması lazım gibi birçok aslında zorlu bir yolculuk bekliyor. Baktığımız zaman da aslında işte ilk genel startupların %95'i de ilk 5 yıl içerisinde kayboluyor araştırmasından yola çıkacak olursak. O yüzden iyi uzun vadeli planlar yapabilmek, ölçeklenebilir planlar yapabilmek, iş planlar yapabilmek, işte rekabet analizi, pazar analizi, finansman, gelir modeli gibi birçok alanda aslında kendini geliştirmek çok önem kazandı artık çok startup tarafında. Yani bizim işte önceden, 10 yıl öncesinden örnek veriyorum. Biz yani kendi girişimimizi kurduğumuzda şunu diyebiliyorduk yatırımcıya ya da işte mentorlarımıza, projelerde, jürilere şunu diyebiliyorduk. Nasıl gelir modelini tasarladın dediğin, işte reklam alacağım dediğin zaman yani geçerli bir nedendi. Evet, dinleyebiliyordu ama artık öyle bir konuma geldik ki şu an şunu demeniz lazım. Yani ben işte rakiplerimi inceledim. Rakiplerimi incelediğim zaman benim rakiplerimin işte günde ortalama 10 bin kişi ziyaret ediyor. Bu da tıklanma başına 0.2 kuruştan yaklaşık işte bana şu kadar bir gelir getireceğini düşünüyorum. Bu gelirle işte bir finansal projeksiyon çizmeniz bekleniyor vesaire vesaire gibi çok iyi hazırlanmak gerekiyor işin özü. İş planlama tarafında startup dünyasına girmek isteyenlere özellikle büyük bir challenge bekliyor günümüzde. Evet. O yüzden tavsiyem bu alana girmek isteyenlere gerçekten iyi hazırlanmak lazım. Kesinlikle. Can Tekin Bey. Yani ister özel sektörde deneyimleyerek sonra buraya girin ya da hemen girecekseniz de burada iyi planlama yapmak lazım. İşte 5 yıl sonrasında düşünmek lazım. Yatırım almayı düşünüyorsanız onu da planlamak lazım. Yurt dışına exit planlarınız varsa bunları iyi planlamak gerekiyor. Gençler arasında son zamanlarda yurt dışına gitmek bayağı evet. moda. Tabii ki. Tabii. Yani sonuçta gelir modelinizin işte dolar üzerine kurduğunuz evet. zaman özellikle Türkiye'de daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu startup dünyasındaki çoğu insanın, yani sadece startup değil, freelance olarak çalışan insanın da çoğu hayali bu. Ama işte orada da iyi şeyi iyi karar vermek lazım. Hangi alanda ilerleyeceğim ve bizim gözlemimiz hep gol yediğimiz noktaların bir tanesi dil oluyor. Aslında evet. Türkiye'de çok güzel bir evet.
genç jenerasyon var. Yani yurt dışına pazarlayabileceğimiz ve bilgimiz, yeteneklerimizi satabileceğimiz çok güzel bir jenerasyon var. Sizlerin de içinde bulunduğunuz, yani yeni nesille birlikte genç bir ülkeyiz. Yüksek potansiyelli bir ülkeyiz. İşte biraz dil zorluyor bizim gözlemlediğimiz. Çünkü yani yurt dışında ürün sattığınız zaman direkt İngilizce ile onu satıyorsunuz. Biraz da yavaş yavaş burada yeni bir işte bu gig ekonomisinin bu tasarımcı, girişimci, freelance ekonomisinin büyüdüğünü de gözlemleyip bu alanda dünya neler istiyor? Bunları biraz analiz etmek lazım. Bu da gençler için ileride aslında güzel bir kariyer fırsatı olabilecek. Yani bu portföy işçiliği dediğimiz zaten ileride belki de kurumsal firmalarda çalışmadan bile işte sen bir alanda uzmanlaşıp belki birçok şirketin işini yerine getireceksin. Tek bir şirket çatısı altında çalışmaktansa gibi birçok alan dünyamıza girecek tabii. Evet. Çok can alıcı bir sorunuz. Eminim herkes şimdi bu alanı bekliyordur. Son zamanlarda da bayağı duyuyorum ben de etraftan. Blockchain ve son zamanlarda duyduğum Metaverse. Evet. Evet. Blockchain hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben özellikle hatta Metaverse, çünkü bazısı dolandırıcılık diyor buna. Bazıları yok Bitcoin gibi olacak falan. Hani acaba dolandırıcılık mı? Gerçekten ileride oralarda mı yaşayacağız? Biraz bize aydınlatabilir misiniz bu konuda? Yani burada tabii aydınlatmak estağfurullah, yani o alanda şu an aydınlatabilecek insan sayısı da bence azdır zaten. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Yani şu an kimse evet bu şudur ya da bu budur, bu alanda gidecek, şu şöyle olacak diyemiyor maalesef. Çünkü hani böyle deyip ortadan kaybolan da birçok sektör var, birçok iş kolu da var, birçok disiplin de var. O yüzden biraz temkinli konuşmak lazım tabii. Ya yani blockchain özelinden başlarsak, blockchain tabii ki yeni internet olarak adlandırılıyor. Yani blockchain sadece deyince hepimizin aklına şeye geliyor, işte kripto paralar, bitcoin geliyor. Ama blockchain aslında başlı başına dünyamızı değiştirecek bir teknoloji aslında. İçerisinde işte akıllı kontratların, akıllı sözleşmelerin vesaire olduğu, işte yapay zeka ile entegre edilebilecek, siber güvenlikle entegre edebilebilecek, birçok iş disipliniyle, finansla entegre edebilecek aslında yepyeni bir teknoloji tabii. Dünyamızı değiştiren bir devrim. Blockchain muhakkak dünyamızda, benim şahsi görüşüm, ileride de popülerliğini arttırarak var olacaktır. Bunun üzerinde çalışan işte Bitcoin gibi kripto paralardan da bir kısmı muhakkak dünyamızda var olacaktır önümüzdeki günlerde de. İşte orada çeşitli analizler yapmak lazım. White paper'ları iyi okumak lazım. Felsefelerini iyi incelemek lazım yatırım yapmak için. Yani yatırım tavsiyesi vermeyelim tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Altını çizelim. Ama işte o girip white paper'ları incelemelerini tavsiye ederim hangi alanda yatırım yapmayı düşünüyorlarsa. Metaverse'e de gelecek olursak, yani Metaverse de çok çeşitli şu an Metaverse dünyaları, environment'ları, çevreleri de var dünyamızda. Bu da tabii ki dünyamızda bence popülerliğini arttırarak bir şekilde varoluşa devam edecektir diye düşünüyorum. Yani Metaverse işte aslında üçüncü bir evrenden bahsediyoruz. Yani evet. Ne fiziki ne dijital, ikisinin arasında deneyim yaşadığımız bir evrenden bahsediyoruz. İşte ilk yanılmıyorsam 96 yılında yazan bir kitapta ilk olarak bu kavram geçmiş. İşte Metex diyorlar dünyamızda. Aslında savundukları şey, biz birçok alanda aslında bu deneyimi yaşıyoruz. Yani bugün işte bir kripto para alıyoruz. Ne bankada var ne bir yerde var, ama sadece sizin telefonunuzda olan bir finansal güçten bahsediyoruz. Ya da bir NFT'den bahsediyoruz. Bu da yine işte bir tecrübeden bir tanesi. İşte biz, siz bugün milyonlarca dolar para veriyorsunuz, bir tane JPEG dosyası alıyorsunuz karşılığında. Evet. Yani bu işte bir çok ünlü bir eserin tablosunu alıp evinizde sergilemek gibi, aynı zamanda Metaverse'de sergileyebileceğiniz bir JPEG dosyasından bahsediyor. Birçok para veriyorsunuz. Yani milyonlarca sadece dolar satılan eserler tabii. Yani ilk safhaya çıktı. İlk yani tweet var, ilk satılan, ilk oluşturulan şeyler çok popüler o anlamda. Birçok dünyada deneyim var bu alanla ilgili. Artık bunların hepsinin birleşmesiyle birlikte yepyeni bir evren oluşturmaya amaçlıyorlar bize. Birçok deneyimimizi de günlük hayatta orada, birçok ihtiyacımızı da orada karşılayacağımız öngörülüyor. Yani orada çalışacağız, orada sosyalleşeceğiz, orada alışveriş yapacağız. Alışveriş zaten şu an yapılabiliyor artık. Birçok
İşte H&M mesela bir mağaza açtı. Artık siz işte gidip orada ya da Walmart'ta alışveriş yapabiliyorsunuz, ürünü koyabiliyorsunuz, iade edebiliyorsunuz ve gerçek hayatta da size kargoluyorlar zaten. Ya da işte bir ayakkabı alacaksınız, ortaya bakıp inceleyip size zaten istediğiniz ayakkabıyı gönderiyorlar. Yani alışveriş, e-ticaret zaten entegre olmuş durumda. İşte sosyalleşme de zaten yavaş yavaş entegre olmuş durumda. Geçenlerde bir konser yapıldı orada. Bir rap konseriydi, evet. Yanılmıyorsam. Bayağı 12 milyona yakın dinleyici vardı yani ciddi oranda. Yani bütün dünyamızı artık bu ikisi arasında gelip gidecek. Yani Metaverse ne kadar popüler olur, işte oradaki arsalar ne kadar büyür vesaire. Hani bununla ilgili bir öngörüde bulunmak zor ama öngörüde bulunabilmenin kolay olduğu nokta, biz artık teknoloji, bu yıkıcı teknoloji dünyamıza girdikçe sanal dünyayla fiziksel dünyanın arasında yeni bir evrenin oluşacağını ve bu evrende de çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız aslında öngörülebilir diyebilirim yani Metaverse evet. içinde. Orada da tabii temkinli olmak lazım. Yani ben de ufak bir yatırım yaptım orada. Hani ufak, orada tamamen böyle merak uğruna bir arsa, ufak bir arsa aldım ama büyük özellikle yatırım yapmak için biraz temkinli davranmak lazım. İyi analiz etmek lazım. Çünkü bir anda oradaki değer düşüşleri çeşitli mağduriyetler yaratabiliyor. O yüzden iyi inceleme yapmalarını tavsiye ederim her zaman bu alanda yatırım yapmayı düşünenlere de. Evet, Can Tekin Bey, bitirmeden önce hani söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Tabii. Bize söylemek istediğiniz? Söylemek istediğim şey, bu alanda arkadaşlarımıza, işte sizlerin de dahil olduğu artık üniversitenizde güzel bir sunumda gerçekleşmiştik. Yani dünya gerçekten her geçen gün daha da kompleks bir hale alıyor. Güzel bir metafor var işte. Önceden dünya çok basitti ama zordu. Şimdi artık işte birçok işlem kolay. Artık işte bankacılık, işte birçok o işinizi evinizden çıkmadan yapabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Günümüzde ise kolay ama kompleks, karmaşık. Yani önceden şöyle bir kariyer yolculuğu vardı. Örnekle anlatacak olursak, yani iyi giderdiniz, iyi bir üniversite okurdunuz. İyi bir üniversite okuduktan sonra bir şekilde o üniversitedeki bölümünüzle ilgili muhakkak bir iş yapardınız, çalışırdınız, bir yere girerdiniz. Yani basitti kurallar. Zordu tabii ki bir şeyler yapabilme. Şimdi bakıyorsunuz okuduğunuz bölümle aslında yaptığınız işin arasındaki bağlantı azaldı. Yani artık hemen hemen çok az insan belli iş disiplinleri dışında okulda aldığı eğitimle yaptığı iş arasındaki bağ o işi yerine getiriyor. O yüzden apayrı bir dünya giriyor. Tabii şu anki iş trendleri de çoğu okuldaki akademik bilgi maalesef karşılamıyor. Evet, karşılamıyor maalesef. Yani bugün o kadar hızlı bir yıkıcı teknoloji var ki bugün o hangi teknolojiyle ilgili bir eğitim tasarlayabilmeniz, yani bugün evet. bir eğitim tasarlayabilmeniz akademi dünyasında da yıllarca bu uzun sürüyor zaten. O alanda yetişmiş hocaların olması lazım, müfredatın hazırlanması lazım. Tam siz bir alanda hoca yetiştiriyorsunuz, orada bir müfredat oluşturuyorsunuz. Hop, teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bir anda bambaşka bir hale almış oluyor. O yüzden burada işte sizlere biraz görev düşüyor. İşte kendi tutkunuzu bulup pazarın ihtiyacı ile ilgili, o az önce söylediğimiz o üçgende kendi tutkun, kendi yeteneğin ve pazarın ihtiyacı. Bu üçünü iyi analiz etmeniz lazım. Kendinizi güncel tutmanız lazım. Yani hangi alanda çalışırsanız çalışın, kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Şimdi muhasebe alanında çalışacaksan belki blockchain'de nasıl muhasebe işlemleri gerçekleştirir, bunun üzerine, hani bunu entegre ederek yine muhasebede evet. ilerlemek lazım. Abi ben finans dünyasında olmayı seviyorum, yani paraya yakın olmayı seviyorum diyorsanız fintech dünyası, kripto paralar, burada kendinizi güncellemeniz lazım yine finansta. Yani dijital taraftaysanız işte bu yıkıcı teknolojileri sürekli takip ediyor, kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Öğrenmeye açık olmanız lazım. İşte belli bir yaşa geldiniz, önceden okulda aldığınız ya da işte sektörde kazandığınız tecrübedeki dijital tarafta özellikle tecrübeler sizi bir yere kadar getirebiliyordu. Artık işte hatta emekli yapabiliyordu. Bildiğiniz bilgilerle aynılarını uygulayarak yıllarca emekli olabiliyordunuz. Şimdi artık öyle bir forma geldik. Yani 3 yıl çalışıyorsun. 4. yıl yepyeni bir teknoloji geliyor. Evet. Sen de sıfırsın. Yeni baştan başlayan insan da sıfır. Yani blockchain alanında 20 yıllık tecrübeli birisi yok mesela. Yok. Yani bir anda dünyamıza girdi. Sen geçmişteki tecrübelerinle belki daha aşinasın ama aslında herkes hemen hemen baştan başladı. Yani o yüzden bu trendlere aşinaysak dijital tarafta da bir kariyer inşa edilebilir. Bu alanda kendine istekliysek.
İyi karar vermeniz lazım. İyi analizler gerçekleştirmeniz lazım. Kendi startup'ınızı kuracaksanız da pazarı iyi analiz etmek lazım. Kendinizi iyi, yeteneklerinizi iyi analiz etmek lazım. Benim çok sevdiğim bir sözle kapatayım. Sevgili Borusan Holding'in eski CEO'su Agah Uğur bir etkinlikte söylemişti bize. Yani acı yoksa inovasyon olmuyor diyordu. Önce kendi acını bulacaksın, sonra pazarın acısını bulacaksın. Sonra bu ikisine nasıl ortak bir merhem bulabilirim, bunu geliştirmek lazım. Bu sözle aslında benim hep kulağıma bir küpe oldu. Yani kendi acımı bulmak, kendi benim çözmek istediğim, var olduğum, Cantekin olarak benim çözebileceğim problem neler, ben neden varım, neyi yapmaktan hoşlanıyorum ve hayattaki tutkum ne? Bunu bulduktan sonra bir de tabii pazarda da bu tutkumu nasıl gerçekleştirebilirim, hangi alanda gerçekleştirebilirim, bunu iyi analiz etmek lazım. Evet. Sonrasında ikisine bir merhem oluşturunca güzel bir kariyer yolculuğu sizleri bekliyor olacak. Umarım daha güzel, daha öğretici, daha esnek, daha zevk alarak, daha mutlu bir şekilde çalışma alanlarınız da olur. Hepinize tavsiyem de. Yani burada kendinizi geliştirirken bir yandan da yaşamın döngüsünü de işte hayatı günlük döngüsünü de atlamayın mümkün mertebe. Kendi motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Sosyalleşme ihtiyaçlarınızı ortadan kaldırmayın. Muhakkak bir hobi önemli burada. Hobileriniz olsun. Bir yandan da yani hem kendimizi güncellemek için çalışalım ama diğer taraftan da hayatın akışına da karşı gelmeyelim. Tavsiyem bu olur her zaman. Çok teşekkür ederiz Cantekin Bey. Bugün Cantekin Bey bizle birlikteydi. IT Governance Turkey'in kurucusu. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğerki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrardan. Çok teşekkürler. İyi günler.